Mutlu günler, mutlu haftalar sevgili seyirciler. Yine haftanın ilk günü her pazartesi olduğu gibi başkentin gündemini masaya yatıracağız. Hem Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Fikret Akbarat'la hem de İsmet Özçelik Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'le günaydınlar diyelim. Günaydın bütün izleyicilerimize de. Herhalde Obama Erdoğan görüşmesiyle başlamak doğru olur. Çünkü hem gazetelerin manşetinde bu konu var hem de bakıyoruz ki orada verilen mesajlar, Seul'den verilen mesajlar aslında Türkiye'nin önümüzdeki dönem içine gireceği yeni sürecin sinyallerini de veriyor. Birçok konu başlığı var. Görüşme sonrası yapılan açıklama ve görüşmenin içeriğinden yapılan haberlere baktığımız zaman sıcak Suriye konusu var, İran konusu var yine öne çıkıyor. Bir açılıma ilişkin mesajlar yine Erdoğan'ın konuşmasından anladığımız kadarıyla. Başlayalım. Bir toparlama yapmak gerekirse bu sefer seninle başlayalım. Evet. Nedir? Hangi mesajları çıkarttın? Şimdi aslında bu görüşmenin öncesinden itibaren aslında konuların bunlar olacağı 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Hatta biz de yaptığımız araştırmada da hem başbakanlık çevrelerinden hem de diplomasi kulislerinden edindiğimiz bilgileri haberleştirmiştik. Ama zaten özel bir bilgi olmadan da Türkiye ile Amerika arasındaki görüşmelerin ana gündem maddesinin Suriye, İran ve Kürt meselesi olduğu biliniyor. Zaten Suriye, İran meselesi de Kürt meselesinin bir parçası. Şimdi Suriye konusunda Tayyip Erdoğan görüşmeden sonra yaptığı açıklamalar var. Hem basın toplantısında söyledikleri hem de gazetecilere yaptığı açıklamalar var. Suriye konusunda artık bekleyemeyiz diyor bir kez daha. Gerçi bu herhalde 10. 15. yani bekleyemeyiz artık açıklaması. Amerika'ya döndükten beri söylüyor aynı şeyi. Orada kritik bir ifade var. Bunun üzerinde durmak lazım. Amerika şu aşamada müdahaleye sıcak değil, lojistik destek üzerinde duruyorlar. Hatta başlamışlar lojistik destek vermeye diyor. İnsani yardım şu bu diyor. İnsani yardım kısmına geçelim, şu bu kısmı üzerinde duralım. Şu bu da işte bu 1 Mart 2011'den bu tarafa devam eden, yani bir yılı aşkın süredir devam eden açıklık faaliyeti. Aslında bir terör faaliyeti, bir egemen devletin rejimine yönelik dışarıdan destekli bir terör faaliyeti ve bu terör faaliyetine Türkiye'nin de yataklık eder hale getirilmesi sürecini yaşıyoruz 1 Mart 2011'den bu tarafa. Bu olayın önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin işaretlerini, yoğunlaşacağının işaretlerini alıyoruz. Giderek hatırlayalım, kademe kademe bu olay konusundaki, yani bu süreç konusundaki gelişme derinleştirilerek devam etti. Amerika ve Batı rejimi devirme operasyonunda ne zaman uluslararası düzeyde sıkışsa bir yerde bir bomba patladı. İşte bilmem şu kadar asker bu tarafa kaçtı. Yok efendim sivil halk şuraya geldi filan gibi haberlerle. Suriye ordusu saldırdı gibi haberlerle karşılaştık. Peki yani bunların önemli bir bölümünün abartılı olduğunu, propagandadan ibaret olduğunu hep duruyoruz. Ama bir şeyler de var. O bir şeyler de işte o şu bu kısmında gizli. Peki o şu bu İsmet Bey şöyle soracağım. Yakın zamanda bir silah geçişi gündeme gelmişti Suriye'ye. Muhaliflere silah yardımı konusu gündeme gelmişti. Hayır, bunu zaten gizlemiyorlardı. Evet. Nitekim Amerika kaynaklı olan bilgilerde ortaya çıkan şey bir telekomünikasyon yardımı deniyor. Yani haberleşme sistemini kuracak bir şey. Bu, Irak öncesinde de benzer şeyler yapılmıştı. Kuzey Irak işgali sırasında benzer yöntemler, uydu telefonları ve bir takım haberleşme ağı kurulmuştu. Şimdi öyle gözüküyor ki uçur bir takım yapılacak. Özellikle İran'dan gelen silahları durdurduk derken dikkati oraya çekip öbür taraftan kendi sevkiyatlarını yapıyorlar. Şimdi bu 2 Nisan toplantısı önemli. Suriye'nin düşmanları diyelim. Suriye'nin düşmanları toplantısı yapılacak. Tayyip Erdoğan da ona atıf yapıyor. Bu Suriye olayı gündeme geldiği andan itibaren çok sık dile getirilen bir nokta var. Tampon bölge. Suriye'nin iç kısmında bir tampon bölge oluşturması konusunda
bir tartışma devam edip gidiyor. Hatta tartışma değil, bunu yandaş medya bu böyle olacak diye, hatırlıyorsun gazetesi, evet, manşetten vermişti bundan 7 önce. Şimdi bu Amerika müdahaleye sıcak bakmıyor. Bu olayın şifresi gibi bir şey. Ben biraz önce tamamlayamadım. O şu bu kısmını vurgulamak için geçmiştim oraya. Müdahaleye sıcak bakmıyor. Zaten Amerika kendisi müdahale değil, başkalarına müdahale ettirmek istiyor. Bu başkalarının da Türkiye esasen. Şeyi hatırlayalım. Hillary Clinton'la görüşmesi olmuştu Davutoğlu'nun geçen aylarda. O görüşmesinde bizim Türk basınına da Türkiye'nin Davutoğlu'nun Clinton'la görüşmede gündeme getireceği çantasındaki dosya diye bir haber yansımıştı. O haberin ana ekseni şu: Davutoğlu, Libya'da yaptığımız hatayı yapmayalım, Suriye'de Amerika ve Batı başta gözükmesin, özellikle Fransa başta, başı çeken ülke olarak gözükmesin, Arap Birliği'nin çözümü olarak bu çözümü lanse edelim. Aynen böyle ifadeler demişti. Şimdi de bu Amerika'nın müdahaleye sıcak bakmıyor meselesi, yani Amerika yok gibi bir hava yaratılıyor. Bir taraftan da yani Amerika maşayla ateşi tutmuş oluyor. Bu maşada tamamen Türkiye durumunda. Bu maşada gerek korkmaya başladı. Türkiye'yi esas yakacak bir ateşin içine Türkiye'nin sürüklenmesi durumu söz konusu. Evet, evet. Şimdi bu görüşmeyle ilgili çok kritik bir nokta daha var. Onu da vurgulayayım. Görüşmede Davutoğlu var. Genelkurmay ikinci başkanı var. Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra. Bir de MİT Müsteşarı, MİT Müsteşarı'nın yanı sıra Ömer Çelik var. Ömer Çelik kim? AKP Genel Başkan AKP Yardımcısı. Genel Başkan Yardımcısı. Bir bağ yok yani. Bir de milletvekilliği var. Başka bir şey yok. Ama devlette bir resmi sıfatı yok. Kimse bunun üzerinde durmuyor. Ömer Çelik hangi ünvanla, hangi sıfatla bu devletler arası görüşmeye katılmış? Herhalde bunun da sorulması gerekir. Şimdi bu geleneği 2003 yılından bu tarafa, daha doğrusu pardon, 3 Kasım 2002'nin hemen ertesinde başlattı AKP hükümeti. Bugün şimdi bakan olan Egemen Bağış, kimi zaman çevirmen olarak, kimi zaman danışman olarak üst düzey görüşmelere katıldı. Yine Ömer Çelik orada başı çekenlerden biriydi. Bir eskiden de bir de Cüneyt Sapsu vardı, şimdi geri plana çekilmiş olan. Ömer Çelik aynı şekilde devam ediyor. Egemen Bağış bakan olarak devam ettiriyor ama devletler arası görüşmelerde eşitlik, muadil, mütekabiliyet esası söz konusu. Yani ulusal güvenlik danışmanı diye bir ünvan var. Danışman deyince insanın aklına bizim Türkiye'deki danışman gibi bir şey geliyor Amerika'da. Ulusal güvenlik danışmanı, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri. Yani bizdeki MGK genel sekreterine denk düşen kişi. Bir dönem Condoleezza Rice'in yaptığı, daha sonra Anthony Blinken yaptı. Yani bir şey. Burada Ömer Çelik danışman sıfatıyla bulunmuşsa olmaz. Yani devletler arası ilişki açısından olmaz. Siz görev akraba sürede böyle şeyleri olmaz. İkili görüşmelerde mesela eğer parlamentoya gidecekse, şeye gidecekse milletvekilleri de katılırdı. Ama onlar bakan yani gayri resmi görüşmelerde onlar, ama evet, resmi görüşmelerde yani böyle bir gelenek yok. Şeyde de yok zaten. Yani tarihimize de baktığımız zaman hiçbir böyle bir gelenek yok. Hiçbir devlette de bunu. Ama AKP döneminde bunu sık sık yaşamaya başladık. Devam ediyoruz bunu yaşamaya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Suriye hızlanmak açısından Suriye konusunu kapatacağım. Bir iki cümleyle alayım. Çünkü İran meselesine geçmemiz gerekiyor. Şimdi burada Fikret Bey'in söylediği bir mesele var. Amerika ile Amerika'nın Suriye'de önde gözükmesi özellikle AKP'yi çok rahatsız ediyor. Evet. Çünkü AKP tabanında hala Libya ve Suriye'ye neden bu kadar sert davranıldığı konusunda bir şey var. Ciddi bir güvensizlik var. Ve AKP tabanı iddia edilmiyor. Biz oraya Müslüman kanı mı dökmeye gideceğiz sorusu soruluyor. Ve bunu da şeye izah edemiyorlar tabana. Özellikle Amerika'nın burada önde olması da politik anlamda AKP'yi ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Zora sokuyor. Bu nedenle bir de başka bir şey söyleyeceğim orada. Şimdi bu anlaşma, bu gerek Seul'deki, Kore'deki görüşmeden sonra, gerekse işlerin belli bir ilerleme noktasına gelmiş olmasından sonra ilginç
medyada ilginç kesimler devreye sokuldu. Mesela bugün bir gazetede yetmez ama evet başlığıyla verilmiş. Yani yapılanlar yetmez ama başlangıç açısından iyidir gibi bir ruh haliyle yaklaşılmış. Yani medyada hızlı bir şekilde, eskiden yandaş medya sadece bu işin içerisine gidiyordu ki onlarda da farklı görüşler vardı. Şimdi merkez malum çevrelerde bütün hatlarıyla işin içerisine sokulmaya başladı. Bu da başka bir işaret. Şimdi Erdoğan Seul'den sonra İran'a geçecek. Tabii Erdoğan Obama görüşmesinde İran konusu da ön plandaydı. Bu konuda da açıklamalarda da yer aldı zaten her iki liderin açıklamalarında da. Siz nasıl değerlendirdiniz? İran'la ilgili yeni bir şeyler beklemek gerekiyor mu artık? Vallahi benim İran konusunda gözlemim şu. Şimdi ambargo hadisesi yavaş yavaş, şimdi ne kadar etkisiz olsa da bazı sıkıntılar da beraberinde getiriyor. Yani daha önce de konuştuk burada. İran parası yabancı paralar karşısında hızla değer kaybediyor. Özellikle bu Avrupa'nın aldığı bir takım kararlardan sonra. Tabii bu doğal olaraktan bazı sıkıntılar da beraberinde getiriyor. Şimdi bunu daha da daraltmak için, daha da pekiştirmek için, İran'ı daha da çok sıkıntıya sokmak için bir takım girişimler de gözüküyor. Özellikle mesela hep kaçırıyoruz durumda, Dubai üzerindeki operasyonlara çok dikkatli bakmak lazım. Çünkü İran ekonomisi esas olarak da Dubai üzerinden gidiyor. Şimdi buraya yüklenmiş vaziyetler. Amerikan Hazine Bakan Yardımcılarından birisi neredeyse her hafta değişik oluyor. Bir hafta Dubai'de neredeyse. Yani 15 güne bir oralara gidiyorlar. Oradaki şirketleri denetim altına almaya çalışıyorlar. Ve İran'la bağlantılı oldukları şirketleri bütün bölgedeki, gerek Avrupa'daki gerekse Türkiye'deki bankalara bildiriyorlar. Ya bu şirketle iş yapmayacaksın noktasında. Şimdi muhtemelen Başbakan kurye olaraktan İran'a gelecek. Yani benim gözlemim kurye olaraktan. Yani Amerika'nın taleplerini aslında o açıklamalara da yansımıştır. Evet. Ne var? Suriye konusunda da Suriye konusuna atıf yaparak Tayyip Erdoğan diyor ki İran'da Rusya ve Çin'le görüşmeyi önemsiyorlar. Biz de görüşeceğiz diyor. Evet. Yani aslında biz orada görüştük, bunların görüşmesini de yapacağız diyor. İran konusunda da Obama'nın açıklamasında dikkat çekici bir nokta var. İran'a bir pencere açılmıştı, bu pencere kapanıyor şimdi gibi bir vurgu yapıyor. İran konusunda da giderek gündemin Amerika tarafından sertleştirileceğinin işareti olarak değerlendirmek mümkün. Çok ayrıntılı olmasa da işin özü şu, burada nükleer program, İran'ın yürüttüğü nükleer program vesile haline getirilmiş, bahane haline getirilmiş durumda. Tayyip Erdoğan'ın da Amerika'nın niyet ve isteklerini İran yönetimine sunacağını beklemek lazım. Ama esas olarak, öncelikli olarak Suriye konusunda İran'ın ikna edilmesi gibi bir gündemin söz konusu olduğu anlaşılıyor. Bu önemli bir nokta. Tayyip Erdoğan da zaten bunun ipuçlarını kendi açıklamalarında veriyor. Tabii Seul'deki zirve aslında nükleer güvenlik zirvesiydi. Daha çok İran konusunun öne çıkmasını beklerdik ama bizim açımızdan Suriye'nin öne çıkmış olması da benim ayrıca dikkatimi çekti. Tabii Erdoğan o görüşme sonrasında yaptığı açıklamalardan biri, biraz iç siyasete dönelim. Açılıma ilişkin, yeni açılım adımlarına ilişkin mesajlar veriyor. PKK ile terör örgütüyle mücadelenin süreceğini söylüyor ama yeni bir müzakere sürecinde başlayacağını orada açık ediyor. Biz sabah da bir toplantıda bunu konuştuk. Evet. İstersen oradaki tespitlerimizden yola çıkalım. İsmet Bey'in de aslında müzakerelerin çok kısa süreli olarak kesintiye uğradığını anlıyoruz gelişmelerden. Yani PKK ile yürütülen müzakereleri kastediyoruz. Dolayısıyla bu açıktan bu açıklamada yer alan ifadeyi terör örgütüyle müzakere yürütmeyeceğiz, siyasetle müzakere yürüteceğiz şeklindeki açıklamayı çok da ciddiye almamak lazım. Açıktan yürütmeyeceğiz diye anlamak lazım. Açıktan BDP açığa çıktı. Daha önce de açıktan yürütmüş değillerdi ama açığa çıktı. BDP eş başkanı ile bir bakan da uzun bir görüşme yapmış zaten. Tabii. Şimdi bizim edindiğimiz bilgi şöyle. Bu Güneydoğu'da
ayrılıkçı fikirleriyle öne çıkmış, doğrudan PKK ile bağlantısı olmayan çeşitli şahsiyetlerden oluşan, hani yer yer BDP'nin içinde de böyle unsurlardan söz etmek mümkün. BDP eşittir PKK demek mümkün ama BDP'nin bütün mensupları, milletvekilleri veya yöneticileri PKK'lıdır demek doğru değil. Onun içinde başka Kürt milliyetçisi, ayrılıkçı hareketlerden siyasetçiler var. Bu siyasetçilerden de seçilmiş, güya temsil kabiliyeti olduğu iddia edilen bir heyeti müzakere masasına oturtmak şeklinde bir projenin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Kimler yer alabilir o projenin içinde? Şimdi mesela Ahmet Türk burada bir numaralı kişi. Çünkü Ahmet Türk'ü son geçen dönemde dikkat çekici bir şekilde aşırı bir parlatma dikkat çekti operasyonu basında. Hani PKK'lı değil, ılımlıdır. İşte Şahin çok ararsınız eğer ona yumruk vurursanız filan diye. İşte bir takım başka, özellikle mesela bu Barzanici gruplar var. O Barzanici grupların uzantıları var. O uzantılardan bazı isimler ortaya çıkabilir. Daha önce çeşitli dönemlerde milletvekilliği yapmış kimse bir projenin söz konusu olduğunu Kemal Burkay söylemek çok lazım. Yavaşta. Şimdi Kemal Burkay da düşünülen isimlerden birisi. Fakat Kemal Burkay'la PKK arasında çok ciddi bir kan davası, husumet söz konusu olduğu için etkisiz. İlk başta Kemal Burkay olmayabilir. Kemal Burkay'ı biraz da propaganda açısından, yani PKK'ya karşı propaganda açısından gündeme getirmiş durumdalar. Evet. Şimdi bu açılım meselesi aslında anayasa ile paralel götürülüyor. Hı hı. Çok dikkat çekici bir şekilde. Şimdi daha ortada fol yok, yumurta yok. Birdenbire açılımla ilgili bir açıklama yaptı Başbakan geçen hafta. Evet. Şimdi de yani Obama ile görüşmenin gündeminde olması da bir tuhaf yani. Bunun, çünkü o sırada yapılmış bir açıklama bu. Değil. Açılım terörle müzakere etmeyeceğiz de siyasetle yapacağız filan diyor. Hı hı. Oysa bu demek ki Obama ile görüşmenin gündeminde aynı zamanda. Evet. Hangi dönemdeyiz? İşte bu Nisan ayı içinde bitecek anayasa uzlaşı komisyonunun görüş alma süreci Mayıs ayında da yazımına başlanacak. Anayasa çalışmalarıyla açılım çalışmalarının paralel götürüleceğini anlamak mümkün. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Sanki bütün dünya işi gücü bırakmış, Türkiye'nin anayasasıyla uğraşıyor. Evet, ne yazık ki öyle bir durum var. New York Times baş makale. Önümüzdeki 3 ay kritik, anayasa çalışmaları, Suriye falan diyor. Yani bir sapma olarak doğru diye düşünülebilir ama orada tavsiye niteliğinde değerlendirmeler var. Şunlar olması lazım, hı hı, diye. Geçmiyor ki işte Financial Times, efendime söyleyeyim, bir başka gazete, bir Amerika Batı medyasında bu konuyla ilgili haber çıkmasın. Avrupa Birliği de büyük özen gösteriyor Türkiye'nin anayasası. Tabii Avrupa Birliği. Amerika ile olan görüşmelerde de anayasa konusunun bir numaralı madde, gündem maddesi olduğunu, hı hı, daha önce Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Evet. İsmet Bey, hem açılım hem anayasa konusunda siz nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi bence bir üçgen var orada. Zaten temaslar da orada yürüyor. Mesela Türkiye'de yürümüyor aslında bu açılım işleri esas olaraktan. Washington, Erbil ve AKP içerisinde yürüyor. Yani şeyde yok. Mesela Türkiye'de parlamento bu işin içinde değil. Efendim Türkiye'nin esas bilimleri bu işin içerisinde değil. Onların haberi bile yok. Yani bunları nereden anlıyoruz? Şimdi mesela birisi var, belirtileri kamu düzeni ve güvenliği müsteşarı var. Bir programına baktığınız zaman ortaya çıkıyor her şey. Washington, Erbil, evet. Ankara, ama Ankara'da da Ankara değil yani. Ankara ya uğruyor da Ankara'da görüştüğü devlet olaraktan Ankara biraz. Oradan tekrar Erbil. Yani evet. Erbil'le neredeyse mekik diplomasisi var. Bunlar sadece bildiklerimiz. Evet. Bilmediklerimizi de neler oluyor onu bilmiyoruz. Ancak mesela Kuzey Irak'tan gelen haberler buna daha çok şey yapıyor. Ne gibi? Mesela Barzani duruma çok hakim gibi gözüküyor. Yani Barzani'ye bu işte ciddi bir rol verilmişe benziyor. Hı. Mesela daha da ilginci, Barzani Türkiye ile ilişkilerini Türkiye'yi tam kıskacalmak için, biz orada kıskacalaşacağız diyoruz ama o bize kıskacalmak için mesela Başbakan'ın yakın çevresinin tamamına iş vermiş orada. Evet. Büyük ihaller vermiş.
Hatta bir kısmının adı diyelim ki Mehmet şirketi, aslında bir bakıyorsunuz arkasında Ahmet şirketi. Çok tanıdık bir isim çıkıyor. Evet. Ya buna benzeyen çok ciddi şey ve rakamlar çok büyük. Yani oradaki Büyük Ortadoğu projesinin siyasi hedefleriyle hükümet çevresinin parasal işleri üst üste geliyor. Hatta ortak esas arkadaki büyük ortağın kim olduğu konusunda çok ciddi rivayetler var. Evet. Yani o nedenle Barzani Kuzeyra resmen şey gibi kullanıyor. Yani Kuzeyrak'taki bir takım ihaleleri kendi politikalarını dikte ettirmek için kullanır bir hale de gelmiş vaziyette. Ama başarı elde etmiş gibi görünüyor. Evet, kritik işlere mesela petrol işleri ve doğalgaz işleri var. Şimdi bunları tabii iyice tam bir çekmeden isim vermek doğru değil ama çok ilginç isimler orada el altından doğalgaz ve petrol işlerine imza atmış gözüküyor. Ve mesela bugün bir köşe yazarında ilginç bir şey var. Türkiye bölünmekten diyor ancak büyüyerek kurtulabilir diyor. Bizim 80'lerin sonunda Cengiz Çandarlar'ın senaryo yani. Evet. Yani. Türkiye ya büyüyecek ya küçülecek dedikleri senaryo tekrar geliyor. Yani patenti bize ait değil bunun. Bu büyüme meselesini biraz açalım. Şimdi izleyicilerimiz için şöyle, yani ilk duyduğunda büyüyeceğiz ne güzel der herkes. Evet. Nedir bu büyümenin aslı? Yani burada büyüme diye kastedilen, hani Türkiye himayesinde Kürdistan diye tarif edilen, ta 1985'lerde Amerikan Dış Savunma Bakan Yardımcısı Taft'ın adını taşıyan, bir anlamda Taft Planı diye de bilinen ve 3 İsrail diye de anlatılan bir plan. Yani Türkiye'nin Barzani Kürt bölgesini himaye altına alması ve Amerikalıların da bu konuda belli bir mesafe aldıkları da gözüküyor. Sanki burada yeni bir gelişmeler var. Fikret Bey orayı daha yakından takip ediyor. Şimdi bu Kürt konferansı bu bakımdan çok kritik önemli. Evet. Yani bu değerlendirme doğru, Haziran ayında yapılacağı söyleniyor. Bu Kürt konferansı denilen konferans da dünyanın çeşitli bölgelerinden ve Suriye, İran, Irak ve Türkiye'den çeşitli Kürt parti örgütlerinin 71 örgüt davetiye katılacağı bir toplantı. PKK çok uzun zamandır istiyordu. Şimdi sanki PKK tasfiye edilerek yapılıyormuş gibi bir görüntüyle yapılıyor ama bu gerçek değil. PKK'nın Irak'taki ve Irak'ın kuzeyindeki yasal partileri de katılacaklar bu toplantıya. PKK'nın katılmaması gibi bir durum söz konusu değil. Bu konferansa Türkiye'nin de vesile olduğuna dair çok ciddi emareler ortaya çıkmış durumda. Yani Türkiye kendisinin bir parçasıyla ilgili, yani Türkiye yönetenler Türkiye'nin bir parçasıyla ilgili hak iddiasında bulunan bir grubun kuvvetli bir güç gösterisi yapmasına vesile olmuş durumda şu anda. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu sizin biraz önce bahsettiğiniz o görüşmeler trafiğinde bu konunun da öncelikle yer tuttuğuna dair bilgiler basına da yansımış durumda. Şimdi burada kritik mesele şu. Bizim bunu anlamamız lazım. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine doğru genişlemesi gibi bir durum ne Irak'ın kuzeyindeki Kürtler açısından, ne de Amerika açısından, ne de Irak'taki merkezi hükümet açısından. Hatta iddia ediyoruz, bugün Amerika'nın bölgede kuklası durumunda olan Arap ülkeleri, mesela Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Böyle bir şeyin adımını attığı andan itibaren ayağa kalkar bütün Arap dünyası. Çünkü Irak bir Arap toprağı. Şu anda Irak'ın bölünmesine dair Amerika'nın dayatmaları bu nedenle çok hızlı bir şekilde ilerletilemiyor veya ilerletilmiyor. Biraz uzun vadeye yayılmış durumda. Evet. İki tane kritik nokta var burada. Bu Irak'ın kuzeyindeki ve dünyadaki petrol rezervi bakımından çok verimli olduğu bilinen Kerkük en kaliteli. En kaliteli, evet. Kerkük bölgesinin Irak'ın kuzeyindeki bu kukla devlet sınırları içine dahil edilmesi. İki, Türkiye'nin güneydoğusuna doğru genişletilmesi. Türkiye'nin güneydoğusuna doğru genişletilmesi işte bu anayasa başlığım süreciyle paralel ilerleyen bir süreç. Yani Türkiye'nin oraya doğru genişlemesi değil, onların Türkiye'ye doğru genişlemesi gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla büyümek değil, Türkiye'nin adım adım parçalanması, küçültülmesi sürecini yaşadığımızı söyleyebiliriz. Evet. Yeni Şafak gazetesinde çok ilginç tamamlamak için geçtiğimiz günlerde bir röportaj vardı. Dışişleri Bakanlığı'na yapılmış bir röportaj vardı. Göründü diyor. Bu röportajda aynen
ifadesi şu Dışişleri Bakanı'nın, Esad diyor direnirse Irak gibi bölünür diyor. Aynen öyle söylüyor. Yani projeyi itiraf ifşa ediyor. Yani ifşa ediyor. Ne zaman Türk devleti Irak'ın bölündüğünü kabul mü etti? Ya da biz Barzani ile ayrı bir devlet olarak mı temas kuruyoruz? Gerçi biraz öyle bir durum var şu anda. Şu anda öyle iletiliyorsunuz. Ve Bağdat Merkezi Hükümeti de buna son derece ama ısrarla söylüyorum son derece rahatsız. Ve bunun neye mal olacağını da önümüzdeki günlerde herhalde göreceğiz. Bizim gibi geliyor. Bizim iç güvenlikten sorumlu müsteşarımız, yani kamu güvenliği müsteşarımız Erbil'e de gidip geliyorsa demek ki Irak fiile bölündüğünün resmidir. Evet. Mesela izin alıyorlar mı? Mesela bir diplomat oraya giderken Irak Büyükelçiliğinden şeyde izin alması gerekir. Ondan da emin değilim ben. Evet. Aslında bu hafta asıl konuşacağımız konu, yarından itibaren konuşacağımız konuya geçelim artık. Belki 10 gün boyunca bu konuları tartışacağız. O da mecliste yaşanması muhtemel gelişmeler, tartışmalar. 4+4+4 teklifi genel kurula gelecek. AKP bütün hazırlıklarını yaptı. Muhalefette kendi hazırlıklarını yapıyor. Biraz meclisten içeriden bilgiler alalım sizden İsmet Bey. Vallahi şimdi şu anda bu hafta bence meydanlar ısınacak biraz. Yani gözüken manzara o. CHP'nin grup toplantısını Tandoğan'a taşımasıyla paralel olaraktan memur sendikaları da eyleme hazırlanıyor. Bir kısmı işe çarşamba günü iş bırakacaklar. Evet. Bir kısmı toplu eylemler yapıyor ve burada da şöyle bir şey yok. Bence o da önemli. Yani sendikalı herkes destek vererekten bu işi yapıyor. Yani bir nispeten toplu bir harekete doğru gidiyor iş. Bu nedenle orada bir şey var. Buna karşı bir direniş var. 4+4'te Türkiye'nin her tarafında benzer şeyler ortaya çıktı. Ama özellikle Ankara açısından önem arz edecek gözüküyor. Yani Ankara'da meydanlar hemen hemen bu hafta içinde her gün bir eyleme sahne olacak. Öyle bir durum var. Ama meclisten olacak. Mecliste başbakan giderken biliyorsunuz Seul'de mutlu haberlerinizi bekliyorum dedi ama onu niye söyledi onu da anlamadım ben. Seul'den çünkü çarşamba günü dönecek. Yani orada bir zaman Salı günü bitiriyor hemen gelir gelmez bitirmek gibi bir şey. Onu hızlı olmasını istiyor. Hızlı olmasını istiyor. Yönetimi. O zaman Salı günü kritik gün olacak gibi görünüyor. Var mı bizim elimizde başka bilgi? Burada MHP ile BDP'nin durumuna dikkat çekmek istedim. Aslında MHP ile BDP ortak tutum içinde bu 4+4 sürecinde. Şimdi iki nokta var burada. Birincisi bu hükümetin sanki o dindar nesil yetiştireceğiz programının uygulaması olarak gündeme getirdiği bu projeye MHP itiraz etmiyor. Eder gözükmek istemiyor. Evet. Yani bir iki milletvekili itiraz ediyorlar. İşte bu şekilde getirmeseydiniz de şöyle getirseydiniz filan diye o noktalardan eleştiri yapıyor. MHP'de BDP'de komisyon şeylerine çalışmalarına katılmadılar. Genel kurulda BDP'nin doğrudan buna itiraz ettiğine dair hiçbir açıklaması dişe dokunurduk diyelim. Gündemlerinde yok. Gündemlerinde yok. Evet. Ayrıca onun içine bu Kürtçe eğitim falan gibi Kürtçe öğretim, Kürtçe seçmeli ders gibi şeyler de katarak o çevreyi de tavlamanın bir vesilesini yaratmış durumda. AKP hükümeti. MHP ile BDP bu önümüzdeki dönemin gençlik kuşaklarının oluşumunda belirleyici önem taşıyacak olan bu düzenlemeyle ilgili benzer bir tutum içinde olduğunu vurgulamak istedim. Peki CHP'nin tutumu? CHP komisyon çalışmalarında Cemil Çiçek'e güvendi bu krizden sonra. Hani Cemil Çiçek geri göndersin diye. Oysa hakikaten meclis iş düzeyinde meclis başkanının öyle bir yetkisi yok. Yani şöyle yapabilirdi. Toplardı meclis başkanı olarak, kudretli bir meclis başkanı. Ya arkadaşlar madem bir yasa çıkartacaksın, ya oturun bir uzlaşma komisyonu. Ki bunu da buna benzer bir öneriyi de yaptı daha sonra o geri gönderden sonra, geri gönder önerisinden sonra. Böyle bir yetkisi var. Duruma veya daha önceden müdahale edip bunun olmasını engelleme imkanı da vardı. Ama meclis başkanının bir meclis başkanı değil, AKP'nin oradaki memuru gibi bir pozisyonda olduğu bu olayla da bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Daha önce de iş tüzük görüşmelerinde de benzer bir durum olmuştu. İş tüzük konusunda da
şiddetli bir şekilde o tartışmaları da AKP'nin yanında saf tutmuştu açık bir şekilde. Bu olayda da temel kaygısı meclis başkanının kendisine verilmiş olan pürüzsüz bir şekilde süreci ilerleterek anayasayı oluşturmak. Bu açıdan itiraz ediyor meclis başkanı. Ya başka meclis bir başkanının itiraz... anayasadaki rolünü, anayasa çalışmalarındaki rolüne geleceğiz ama İsmet Bey'den şeyi alalım. CHP'den başka ne tür hamleler beklenebilir mesela bu süreçte? Valla şeyi tıkamaya çalışacaklar. Yani dün ben bir takım yöneticileriyle sohbet ettim. Onların kafasından geçen, şimdi her ne yapacaklarını çok açık söylemiyorlar. Ama mesela Tandoğan eylemi konusunda epey bir mücadelelerden sonra o kararı aldıklarını biliyorum. Evet. Yani öyle adeyince değil. Bir, yani CHP tabanında şöyle bir şey var. Bir mücadele etmek isteyen, direnmek isteyen bir kanat var. Bir de durumu çok şey abartmayalım deyip böyle geçiştirmek isteyen bir kanat var. Evet. Şimdi bu tabandan gelen o dalgaya zaman zaman uyumak zorunda kalıyorlar. Evet. O da çeşitli nedenleri var. Yakında kongre var. İşte parti içindeki bazı sorunlar var. Hı-hı. Falan. Ama tabandan gelen o mücadele tavziyi zaman zaman onların belli şeyler almasına yol açıyor. Yani mecliste taktik olaraktan şeyi tıkayacak bir takım yöntemler deneyecek. Daha zaman zaman da sürpriz tavırlarımız olacak da diyorlar. Tabii onu görmeden bir şey söylemek zor. Şimdi en somut bilgi herhalde her madde için onlarca teklif hazırlanmış olması. Evet. Bu iş tüzüğün kendilerine verdiği hakkı kullanacak CHP. AKP grubunun hazırlıkları da çok ciddi şekilde yürüttüğü yönünde bilgiler var. AKP evet. Kaynaklı bilgiler. Zaten başbakan dedi ya hangi dilden konuşursanız o dilden diye. Evet. Çok açık bir şekilde vurguladı. Yani orada her türlü tertibatı alıyoruz anlamına geliyor. Yani kavga dövüş de evet. Dahil olmak üzere. Çünkü yani, başbakan bu talimatı verdi. Zaten yani komisyondan yasanın geçişi aynen bu şekilde oldu. Hatırlayalım yani. Geçen pazar, bir önceki pazar olan şey bu şekildeydi. Gittiler, kilitlediler, pat küt bir giriştiler. Ondan sonra geçirdiler. Komisyon toplantısı salonuna sokmadılar. Evet. Hatta başbakanın oradaki şeyi de o eylemleri yapanları da kutlayaraktan evet, söze başladı. Evet, yani bu şu anlama geliyor. Orada gerekeni yapın anlamına geliyor. Evet. Bu yeni bir dönem. AKP açısından yalnız bu eğer o yöntem ediyorsa yeni bir dönem de oluyor. Tabii. Şimdi Cemil Çiçek o zaman şimdi daha iyi irdelemek lazım. Cemil Çiçek'in rolünü. Şimdi anayasa çalışmalarını, bu tartışmalar nasıl etkiler? Bakın Cemil Çiçek inandırıcılığını, güvenirliğini yitirdi mi muhalefet açısından yoksa hala beklentisi var mı muhalefetin? Şimdi muhalefetin bence bir beklentisi var. Mesela Cemil Çiçek anayasa konusunda diyor ki böyle kavgalı bir ortamda anayasa çıkmaz dedi mesela. Evet. Ve bu eleştiri aldı. Bence Cemil Çiçek'i iyi analiz etmek lazım. Cemil Çiçek'in gönlünden bana göre Cumhurbaşkanlığı geçiyor. Bunun için de yani diğer insanların da uzlaşmacı bir adam olaraktan kendisine oy verebilecekler mi diye tamamen stratejisini biraz da yani bireysel stratejisini kurumsal anlamda söylemiyorum. Evet. Bireysel stratejisini de biraz buna göre hazırlamaya çalışıyor. Nitekim bunda da hemen farkındaysanız CHP Anayasa Meclis Başkanı bu anayasa çalışmalarına el koysun falan derken hemen atladı o şeye. Milli Eğitim Komisyonu. Hayır, Anayasa Komisyonu'nda da Cemil Çiçek işte bu işe baksın dedi. En başı diyorsunuz. En başından. Yani Cemil Çiçek konusunda bir itirazları yok. Hayır, Cemil Çiçek'e o kadar güvendikleri meclis başkanı seçim sürecinde de zaten. İşte onu anlatmak için söylüyorum. Yani komisyon çalışmasından önce, anayasa komisyonundan önce bir de Cemil Çiçek'in seçilme süreci vardı meclis başkanı. Evet. Orada da yani bu anayasayı Cemil Çiçek yapmıyor tamam. ki. Hangi bakımdan güvenecek yani şimdi? Burada soru da şey oluyor. CHP'liler açısından veya MHP'liler açısından ortaya atılan soru da anlamsız. Evet. Anayasayı kim yapıyor? Ama anayasanın nasıl yapılacağını ya. Geçen hafta Başbakan açıkladı. Değil mi? Evet. Neydi orada? İki tane temel mesele var. Yani en başından itibaren iki temel mesele var ama bu açılım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada çok açık bir şekilde vurguladı. Siz de aydınlıkta yazdınız. Bu mesele yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması. Değil mi? Diğer mesele bu. Zaten evet. Özellik de o. Tabii. Özellik diye gelmeyecek ki. Biz tabii. Başından beri anlatıp duruyoruz burada. Özellik falan diye bir isim vererek geldiğinde yani onu Kürt kökenli yurttaşlara da kabul ettirmek zor olabilir. Evet, özellik dediğinde. Kamuda yeniden evet. Yapılanma temel yasasının başında hazırlayanlar içerisinde birisi Ömer Dinçer'di ki başbakanın en yakınlarındandır. Okulların
yerel yönetimlere devrini getirdi. Tabii. Yani şimdi Diyarbakır'da, Hakkari'de yerel yönetimler devrettiğin zaman zaten ne sonucu olacaksa olur yani. MHP çevreleri biz ana dil meselesi ve Türklük meselesi anayasa metnine girecek. Biz AKP ile anlaştık. Bak büyük bir kazanım elde ettik diye kendi çevrelerini anlatıyorlar diye duyduk. Evet, değil mi? Evet. Şimdi bu olduktan sonra yerel yönetimlerde Kürtçe eğitim, öğretim girdikten sonra sen anayasada Kürt'ü bilmem ne diye yazmasının bir önemi yok ki. Yok, hiçbir önemi yok. Tamam. Doğru. Programımızın sonuna geldik. İsmet Özçelik, size son bir 30 saniye daha vereyim. Ekleyeceğiniz bir şey varsa bu konuya ilişkin. Şimdi bence burada kritik sorulardan birisi, yani burada mihenk taş olacak olaylardan birisi, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı'nın 5 yıl mı 7 yıl mı olacağı noktasındaki kararı olacak. Yani bu birçok dengeleri de alt üst edebilir. Yani hesapları, denge demeyeyim de hesapları alt üst edebilir. Türkiye bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçimine gidebilir. Hatta sabah gazetelerden birinde vardı bir iddia. Sadece Cumhurbaşkanlığı, Can Ataklı. Tabii o öyle olunca, Cumhurbaşkanlığı Tayyip Erdoğan aday olunca o zaman ne olacak? Başbakanlık içinde ve yani genel seçim içinde, erken bir genel seçim içinde durum gündeme gelebilir iddiası var. Evet. Hatta anayasa çalışmaları eğer yetiştirilirse, bir taslak hazırlanırsa, o bile belki referanduma götürülebilir. Yani o senaryo 2014 için söyleniyordu, erken seçim senaryosu. Şimdi tabii oradaki dengelere bağlı Anayasa Mahkemesi'nde. İşte nasıl olacak? Haşim Kılıç Başbakanına yana tavır koyacaklar çünkü artık hukuk tartışmıyoruz orada. Evet, hukuk nedir diye tartışmıyoruz. Kimin adamı kimle hareket ediyor yani, onu tartışıyoruz. Başbakanına yana mı tavır konacak? Abdullah Gülen yana mı tavır konacak? Onu tartışıyoruz yani. Evet, İsmet Özçelik ve Takva, teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, satır başının sonuna geldik. Haftaya damgasını vuracağını tahmin ettiğimiz gelişmelere mercek tuttuk. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik ve Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Fikret Akrat'la bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.